Emin'den de yorumunu alayım, sonra konuklarımızı soracağım. Şimdi ben Kadri'nin, evet Kadri böyle düşünüyor, hakikaten doğru. Ama ben ona ek olarak bir de şöyle düşündüm. Şimdi bir süredir mesela tuttular, ta analarını yazdı, siyasi değerlendirmelerini yaptı diye İlker Başbuğ'u darbe yani darbe imasında bulunmak nedeniyle 81 il başkanı sektirmedi, gitti suç duyurusunda bulundu. Şimdi daha önceki programlarda da konuşmuştuk. D desen darbe diyorsun diye üstüne atlıyorlar. Yani deniz desen, deniz derken D lafı kullandı, acaba darbe mi demek istedi? Şimdi böyle bir psikoloji yaymak istedikleri kesin. Muhalefetin, sivil toplum örgütlerinin üstünde, üniversitelerin, akademisyenlerin vesaire vesaire. Bunu şu ana kadar hep FETÖ üzerinden yaptılar. Ya da işte muhalefet, solcular işlerine gelmedi. DHKPC dediler ona, öbürüne PKK'l dediler, öbürüne onu dediler, bunu dediler. Şimdi bir anda tekrardan ya bir dakika dur, bu Ergenekon Balyoz'la birlikte bir tarafa daha, yani askerlere aslında, ya da oraya da mı mesaj vermemiz gerekiyor diye akıllarına geldi ve bunu da kamuoyu ya da kendi seçmenlerin nezdinde, yok bak orayı da unutmadık, kamu getiriyorlar. Bir bunu kafama takılıyor. İkincisi de tabii MHP'den niye ses yok? Şimdi ben önce bir şey söyleyeyim. Biraz çok ciddi ciddi şeyler konuşuyoruz. Hmm. Ben biraz izninizle suyu sulandırıyorum. Yüzüklerin Efendisi'ni seyrettin mi? Yüzüklerin Efendisi'ne. Sen Kadri. Yani hepsi, ben, bütün dizi seriyi seyrettim tabii. Evet. Ben birkaç kez seyrettim. Ha. Şimdi orada yer altındaki o meşhur savaşta, Gandalf'ın öldüğü savaşta bütün etrafı orklarla sarılırlar falan. Sonra birden orklar kaçmaya başlar ve bir ses gelir. Bir şey döner ve der ki bu yeni şeytanlık da ne? Şimdi biz de durmadan Mehmet Uçum acaba bunu mu söyledi? Burada ne yeni şeytanlık var? İşte acaba Sayın Binali Yıldırım işte burada ne şeytanlık var acaba? Çünkü neden? Daha acayibi olamaz. Daha kötüsü olamaz kapalı bir dediğimiz rejim. Kapalı rejim. Her şey. Yani dolayısıyla. Yani daha kötüsü olamaz, daha acayibi olamaz, daha fenası olamaz dediğimiz her şey. Bu yeni şeytanlık da ne? Aa, bu da nasıl oldu? Dediğimiz bir yere geldi. Ya bir ekonomi habercisi olarak şunu söylemek isterim. Bana 5 yıl önce, 10 değil, 5 yıl önce deseydiniz ki Türkiye Merkez Bankası rezervleri eksi olacak, ben size derim ki siz delirdiniz. AKP bile o kadar çılgın bir şey yapamaz. Olamaz öyle şey derdim. Onun için bugün geldiğimiz yerde bunu unutmayalım. Daha dahası olabilir ve ben Kadri'nin hani öyle bir şey olamaz Turgut Bey gibi diyemiyorum Kadri'nin söylediği yoruma. Evet olabilir. Ben onun için bütün bunları burada acaba nasıl yeni bir şeytanlık var diye not ederek bakıyorum. Yoksa tabii ki anayasada yazdığı gibi, Turgut Hoca'nın söylediği gibi. Aha. Ama yani ama her zaman etrafından dolaşmanın İrfan Şahin olayı, İrfan Fidan özür dilerim, olayında da gördüğümüz gibi hep etrafından dolaşmanın bir yolunu bulunuyor. Aynı şekilde bir etrafından dolaşma yolu her zaman bulunuyor. Şimdi bir önceki bölümden geriye kalan bir soru var. Bir seyircimiz de sormuş. Bunu sonra soralım ama. Önce bu Ergenekon Balyoz'u soracağım konuklarımıza ama bir konuğumuz da demiş ki ya bu Mehmet Uçum tam da siz bunu tartışın diye mi? Yani Erdoğan yeniden seçilebilir mi? Meselesi tartışılmaya başlasın. Muhalefet de bu topa girsin. Hani ne denir? Amiyane tarzı sokak diliyle ve başlasın Erdoğan'ın meşruluğu ya da meşruluğu derken, yani işte anayasaya göre üçüncü kere aday olabilir, ikinci kere aday olabilir mi yineden, yoksa tam da bunu mu tartıştırmak istiyor acaba Mehmet Uçum, bunu mu hedefliyor? Bu tartışılsın, muhalefetle laf etsin ki seçmenlere Sayın Erdoğan'ın işte seçilmesini tartışıyor muhalefet. Güzel. Biz gazetecilik refleksimiz ve artık kuşkuculuğumuz. Evet. Yani kabarmış kuşkuculuğumuz. Çünkü kuşkuyla bakıyorum her şeye. Ama bunu birazdan konuşalım istersen. Tabii yani bununla ilgili bir reaksiyon gösterdik. Mehmet Uçum eğer bunu tekrarlarsa birkaç vesileyle Peki bunun için ne diyecek diğer konuklarımız? Birazdan konuşacağız ama önce Binali Yıldırım'ın yine durup dururken mi oldu bu iş? Emin Çapan'ın söylediği gibi. Şimdi Hüseyin Ersöz ve Celal Ülgen bizimle birlikte. Celal Ülgen. Tabii ki pardon. İyi akşamlar diliyorum. Celal Bey hoş geldiniz. Uzun zamandır i̇yi sizi akşamlar. Görmüyorduk, duymuyorduk. Yayınlar bir dönem ekranlarda neredeyse hemen her akşam bu davaları konuşuyorduk. Yine aynı şekilde Hüseyin Ersöz hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum.
Şimdi Ergenekon balyoz sırasında ortaya atılan iddiaları sonra dönüldü, denildi ki bunlar Fethullahçı, polislerin, savcıların, mahkemelerin, mahkeme heyetlerinin, avukatların işiydi dediler ve ondan sonra o başladı. Bu arada darbeleri Osman Kavala yaptırmıştı onların iddiasına göre. İşte efendim diğerlerini siz zaten daha iyi biliyorsunuz. Şimdi soracağız. Şimdi birden döndük geldik yine Ergenekonlar, balyozlar yalan mıydı yani açıklamasına Binali Yıldırım'ın. Celal Bey ne diyeceksiniz bu açıklamaya? Bir, sizce bu öylesine söylenilmiş bir laf mıdır? İki, hedefi nedir? Üç, neden şimdi bu söyleniyor? Evet. Bir defa öylesine söylenmiş bir söz değil. Bunu kesinlikle belirtmek gerekir. Çünkü bunu temcit pilavı gibi çeşitli zaman aralıklarında yineleyerek söylüyor bunu Binali Bey. Ayrıca bu sözleri söylerken üstten, üst makamlardan onay almadan söylemiş olması da mümkün değil. Mutlaka bir taktik ve strateji gereği birilerinin önce söylemesi gereken sözü söylüyor. Ama bunu değerlendirmeden önce bu siyasi iktidar tarafından işte Fethullah Gülen'le birlikte kotarılan bir takım kumpas davaları, işte milli orduya kumpas ve bunun sonucunda siyasi iktidarın büyük yarar sağlaması ama sağladığı yarar aniden tersine çevrilerek 15 Temmuz gibi bir sürece geçmesi, evrilmesi gibi olayların içerisinde çok kritik bir dönem var. O kritik dönem 15 ve 17 Aralık operasyonlarıdır. 15 ve 17 Aralık operasyonlarında cemaat ya da Fethullahçı terör örgütü o güne kadar kumpas davalarında delil üreterek işi idare ediyordu. Hem dijital delil üretiyordu, hem teknolojiyi kullanarak ve Amerika'nın da yardımıyla işte güvenlik duvarlarını yıkarak bilgisayarlara suç unsuru bilgi ve belgeler bırakarak daha sonra arama kararları çıkarıyordu. Böyle bir yöntem seçiyordu. Fakat 17 ve 25 Aralık'ta ise Fethullah Gülen ya da FETÖ'cüler, FETİP'i delil üretmek yerine çeşitli bakan, bakan çocukları, başbakan, başbakan çocukları aleyhine birlikte oldukları dönemle de delil biriktirmişlerdi. Delil üretmekle delil biriktirmek arasında fark var. İşte o biriktirilmiş deliller açığa çıkmaya başlayınca aniden siyasi iktidar zorunlu bir dönüş yaptı. Balyoz, Ergenekon ve türevi kumpas davaları da yalandır dedi. Nasıl yalandı? 17-25 Aralık gibi yalandır dedi. Şimdi 17 ve 25 Aralık süreci geçti. Üzerinden zaman geçti. Köprülerin altından sular aktı. Ve şimdi siyasi iktidar çok önemli bir dönemece girdi. Bu dönemeçte eski bileşenlerini istiyor. Bir, Kürt oylarını istiyor. İki, eski Fethullahçı tabanın oylarını istiyor. Üç, MHP'nin desteğini buna rağmen istiyor. Ama bütün bunları bir arada tutabilmenin de bir zorluğu ve güçlüğü var. Ve ayrıca MHP şimdi AKP için çok önemli bir kabus olmaya başladı. Yani bir tarafta yeni vesayetten kurtulduk derken MHP yeni bir vesayet organı gibi görülmeye başlandı AKP içerisinde. O zaman MHP'den kurtulmak için birkaç şey lazım. Birincisi Kürt oylarını yeniden kazanmak. İkincisi cemaate kaçan oyları yeniden kazanmak lazım. Onun için şimdi bu önümüzdeki süreçte buna benzer şeyler gidip gelecektir. Yeni bir Kürt açılımına gidiş olur mu, olmaz mı? Pardon, özür dilerim Celal Bey. Orada cemaate kaçan oylar dediniz.
orası anlaşılmayabilir. Yani işte KHK'nın atılanlar, soruşturma açılanlar, şu anda yani Fethullahçıların zaten beyin takımı ve o dönemki bütün o isimler, savcılar, şunlar bunlar yok. Türkiye'de işte Bankasya'ya para yatırdım diyen atıldı. Cezaevinde mahkemeler, yani o tabana yönelik, onların ailelerin oylarına talip oluyorlar yeniden anlamında söylüyorsunuz herhalde, değil mi? Yeniden oluyorlar. Evet, yeniden talip oluyorlar. Çünkü yani işte birlikte secdeye vardık diyorlardı. Her şeyimizi birlikte yaptık diyorlardı. Şimdi biraz yumuşama, işte o söylediğiniz KHK'lilere ilişkin ve sonuçlanmaya başlayan, tek tek sonuçlanmaya başlayan davalara ilişkin bu hukuk reformu yapacağız filan diyorlar. Yani bu hukuk reformunun altından civciv mi çıkacak, kuş mu çıkacak, onu da bilmiyoruz. Şimdi bakın, AKP iktidarda kalabilmek için her şeyi yapmayı göze alacak. Bunu bilelim. Bizi şaşırtmaya devam edecekler. Bu açıdan Binali Yıldırım bu konuda söylediği belki de en masum sözlerden birisi olacak.